Anafartalar Caddesi üzerinde kendilerini Ankara'ya götürecek olan otobüsün engellendiğini belirten KESK üyeleri gece yarısı oturma eylemi yaptı. Işıklı kavşakta yolun bir kısmını trafiğe kapatan yaklaşık 50 kişilik grup, faşizme karşı omuz omuza, AKP halka hesap verecek, yaşasın örgütlü mücadelemiz gibi sloganlar attı. Oturma eyleminin ardından basın açıklaması yapan Eğitimsen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, AKP kamu emekçilerinin gücünden, KESK gücünden korkmaktadır, çekinmektedir şeklinde konuştu. AKP kamu emekçilerinin gücünden, KESK'in gücünden korkmaktadır, çekinmektedir, muhalefet etmesini istememektedir. Basın açıklaması sırasında KESK üyesi bir kişiyle polis arasındaki tartışma arbediye dönüştü. Kısa sürede kontrol altına alınan olay büyümeden sonlandı. Basın açıklamasının ardından kısa bir süre bekleyen grup olaysız bir şekilde dağıldı. Faşizme karşı omuz omuza! Ankara'ya gitmek için Alanya'nın Saray Mahallesi'ne toplanan yaklaşık 30 kişilik grubun otobüsle yola çıkma isteğinde polis izin vermedi. Sendika üyelerinin toplu olarak yola çıkma istediklerine ısrarcı olmaları üzerine polis önlem olarak otobüse ait evraklara el koydu. Sendika üyeleri adına açıklama yapan Eğitimsen Alanya Şubesi Başkanı Ali Koca, Alanya'dan hareket etmek istediklerini engellendiğini belirterek, AKP'nin ileri demokrasi bizleri engelledi dedi. Paralı hale getirmek istemektedir. Ali Koca'nın açıklamalarının ardından bir süre bekleyen grup, saz çalıp şarkılar söyledikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Hacca gitmek isteyenler başvurularını yaptırmaya başladı. Antalya Müftüsü Ahmet Çelik 12 Nisan'a kadar devam edecek kayıtlarla ilgili bilgi verdi. Bu sene hac kayıtlarımız her sene olduğu gibi yine ön kayıt şeklinde